2024 strateji raporunu anlatayım. Ana konumuz şu. 2024 içerisinde tabii ki risklerin barındırdığı bir sene olduğunu düşünüyoruz ama 2023 çağlardan alıntı yapacağım. 2023 bizim için belirsizlikler senesi demişti. Aynen katılıyorum. Biz çünkü çok büyük bir muallak içerisinde seneyi bitiriyoruz. Hala da bu denklemin içerisindeyiz. 2024'te benim sözüm olsun, tercihler senesi olacak. Doğru tercihi yapmak çok kritik olacak. O yüzden biz çok inceleyip sık dokuduk. Yabancı tarafta çok ciddi hisse senetlerinde yorumda yaptık, piyasayı da anlattık. Orada raporu özellikle okumalarını tavsiye edeceğim yatırımcılara. Fakat buradaki ana konu şu, dünyada risk iştahının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ben onu şuradan da anlatıyorum. Enflasyon artık hayatımızdaki gerekli kötülüklerden biri, gerekli canavarlardan biri. Öyle büyük bir borçluluk var ki bu borcun dönebilmesi için bu enflasyona ihtiyacımız var. Ana konu buradan dönüyor. Şimdi bu enflasyon denkleminin içerisinde, hani bu büyüklüğün içerisinde bir miktar yapışkan enflasyon dediğimiz konu oluştu. Bu ne demek? Artık hepimizin tüketim davranışları değişmiş durumda. Bu tüketim davranışlarının içerisinde artık vazgeçemeyeceğimiz şeyler var. Bunlar da bir miktar o davranışların enflasyon yansımasını görüyoruz. İki, bu borçluluk enflasyon hariç yenilecek durumda değil. Dünyada bunun farkında, bu enflasyon bir süre daha sürecek. Faiz indirimleri beklenildiği kadar kısa sürede geleceğini zannetmiyorum. Amerika'nın en azından ikinci 6 ay, bizim sene sonundan önce yapabileceğimiz kanaatinde değilim. O yüzden daha gideceğimiz çok yol var. Bu sebeple borsa tarafında biz pozitif olmaya, kuru biraz önce anlattığım denklemde görmeye, enflasyon tarafındaki patikanın da hani beklentiler civarında aşağı ineceğini ama hani o hedef seviyeler, tek haneli seviyelerin henüz çok uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu hepimizin malumu olan, kabul ettiğimiz süreçlerden biri. Şimdi bu süreç içerisinde ne ön plana çıkıyor? Bütün şerhlerimize rağmen bankacılık tarafını takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bankacılık aslında yükselen faiz ortamında da makasını kendi tarafına pozitif ayarlayan yapılardan biri. Ben bu arada bu raporu anlatırken özellikle sektörleri böyle tane tane anlatıp cover ettiğimiz kağıtlardan üzerinden de gideceğim ama burada bu kağıtların dışına da çıkabildiğimiz noktalar olacaktır. Çünkü oraya da indirip hani o cover'ı toparlayabilmek, takip ettiğimiz kağıtları azaltmak çok zor. Hani ben de böyle bir anda 30 tane kağıt sayıyorum. Onların arasından bir 11 çıkartmak benim için de çok zor oluyor. Aynı cover listesinde olduğu gibi arkadaşlarımın. Şimdi bankacılık tarafında önemli kısımlardan biri, sıkıntılardan biri şu. Bankacılık bu düzeltme döneminde rallisini neredeyse yaptı. Bir tur daha yukarıya geldi. Akbank işte 40 liraya dayandığı garanti, 60'ın üstünde zirvelerde hareket ediyorlar. Ama karlılık yapısı olarak buradaki hareketlenmenin devam edeceğini düşünebiliriz. Özellikle yapı itibariyle bankacılık kendini döneme çok çabuk adapte ettiği için o adaptasyondan nemalanacaktır. Belirli noktalarda şart düştüğümüz konular var. Tabii ki faiz artışından kaynaklı belli yerlerde patinaj çekebilecekleri yerler var. Kredi iştahındaki konu tartışılabilir boyutta ama bu Türkiye içerisinde dengelenebilir gözüküyor. Bu sebeple portföylerin içerisinde özel bankalar başta olmak üzere hani bu garanti, işçi, yapı kredi, Akbank denklemin içerisinde olmak üzere bankacılık tarafında hala yabancı raporlarda gördüğümüz gibi biz pozitif olmaya devam ediyoruz. Bunun yalnız şunu unutmamak lazım. Bundan önce çok daha şiddetli bankacılık diyorduk. Hala şiddetli bankacılık diyoruz ama bir miktar son düzeltme hareketlerinde ayrışan sektör olduğu için hani bankacılıkta böyle kar alışları yapıp alttan yerine koyulabilecek ki birkaç gündür o fırsatı veriyor. Bu imkanı verebilen yapılardan biri. Burada bankacılıkta geri kalan konu ne? Aslında birkaç tane geri kalan yapı var. Kamu bankaları, Halkbank'ta, Vakıfbank'ta aslında beklentinin bir miktar altında kaldı. Bunların doğası gereği sübvanse etmek zorunda oldukları için piyasayı, kar amacı gütmekten ziyade dönemi atlatma, dönemi daha doğrusu piyasaya para salma görevlerini elde ettiler. Bu da doğaları gereği bu karlılıkları üzerinde bir baskı yarattı. Şimdi bu baskının da bir miktar absorb olmasıyla birlikte orada da dikkat çekici hareketler gelebilir. Oranın da hemen altını çizmekte yarar var. Bankacılığın yanında finansal hizmetlerde devam etmekte yarar görüyoruz. Burada ne hani finansal hizmetler kanalına ne koyulabilir? Aracı kurumlar, faktöring ve leasing firmaları ve sigorta. Özellikle sigorta tarafının çok güçlü olduğunu hala düşünüyoruz. Sigorta geçen sene 6. aydan itibaren ciddi anlamda bir hareketlilik görse de daha da üzerine koyabilecek potansiyele sahip. Yani özellikle Anadolu Sigorta ön plana çıkarttığımız kağıtlardan biri. Burada daha üzerine koyabileceğini düşündüğümüz. Yani buraya başka kağıt da eklenebilir. Yani Türkiye Sigorta da takip edilebilir. Gayet iyi şirketlerden biri.
burada potansiyel taşıdığını düşünüyoruz bu kağıtların. Buradaki hareketlerinin de devam edeceği kanaatindeyiz.